Sayın Rektör Vekilim, değerli meslektaşlarım, kıymetli dinleyiciler, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Perşembe konuşmalarının bu haftaki konuğu Profesör Doktor Hayati Develi Hocamız. Hayati Develi Hocamız, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurumu üyesi. Davetimizi kırmadığı için kendisine ve vesile olan Cengiz Hocama Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben sözü çok fazla uzatmadan Hayat Hocam'a bırakmak istiyorum. Soru ve katkıda bulunmak isteyen katılımcılarımızdan ricam mümkünse yazışma kısmından bunları iletirlerse çok daha memnun oluruz. Tekrar Hayat hocam size teşekkür ediyorum, Cengiz hocam teşekkür ediyorum ve sözü Profesör Doktor Hayati Demeli hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle İstanbul'dan, Türk dünyasının kültürel merkezlerinden birisi olan İstanbul'dan, bu kültürel merkezin kurucusunun metfun olduğu Yesi'ye, yani bugünkü namıyla Türkistan'a, Kazakistan'a, bütün Türk dünyasına selam ediyorum. Hayırlar ve sağlıklar diliyorum. Malum aleyhiz e, bu yıl e, Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl e, dönümü e, muhtemelen 700 belki bir sene önceydi ama elimizdeki hicri kayıt bir gün belirtmiyor. E, bu kadar uzak bir zamanda yaşamış e, şahısların e, umumiyetle yaşam ve ölüm tarihlerini bilmiyoruz. Yunus Emre'ninkini de bilmiyorduk Ancak e, bir kayıt da e, Beyazıt devlet Kütüphanesinde bulunan bir kayıt ta yola çıkarak bugün e, bilim insanları tarafından Yunus Emre'nin Hicri 720'de e, vefat ettiği, e, irtihal ettiği kabul edilmektedir. Adnan Erzin'in yayınladığı bu kayda göre eee kayıtta şöyle deniyor. Vefatı Yunus Emre, müddeti ömrü 82 sene 720 diyor. 720'de Hicri vefat ettiğine göre işte 1320 veya 21 e, arasında bir yerde olacak bu vefat daha önemlisi 82 yıllık bir ömrü olduğu ifade edilmiş. Hicri takvime göre de bunun 1240'lar 40 veya 41 civarında olması gerekiyor. Demek ki Yunus Emre Hicri 638'de doğmuştur. Bu da 1241 olacaktır. 707'de de vefat etmiştir. Yine e, daha sonra e, daha sonra değil da elbette Risalet-i Nusiye'deki e, telif tarihi, kendi verdiği e, ve 1307'ye gelen e, telif tarihi de e, onun e, bu ölüm tarihiyle uyumlu e, gözüküyor. O yüzden bu artık çok fazla tartışılmıyor. E, bazı kurumlar e, bunu zaten Yunus Emre'nin 700. vefat yılı olarak kabul etmişti. Unesco'da bunlardan bir tanesi. Nihayet Cumhurbaşkanlığı da, Türkiye Cumhurbaşkanlığı da bu yılı Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe yılı olarak e, ilan etti. Bu bağlamda çeşitli etkinlikler e, dünyanın her yerinde e, Türk dili konuşan, e, Türkiye'yi seven insanlar tarafından düzenlenecek. Tabii Yunus Emre'nin e, kim olduğu, e, eserinin ne olduğu... Ee, onun Türk dilinde ve Türk edebiyatında ve Türk kültüründe umumiyetle yerinin ne olduğu bilinmeyen bir mevzu değildir. Yani bu e, rahmetli e, Türkolojinin de Türkiye'de kurucularından e, olan Fuat Köprülünün Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar isimli muhallet eserinden beri bu konu e, ana hatlarıyla e, biliniyor. Aslında ondan sonraki araştırmalar işte böyle birkaç tarihin Önemli tarihin tabi ortaya çıkması dışında çok bilinenleri değiştirmiş de e, değil. Ancak e, bilinenlere rağmen e, büyük e, şahısların eserlerinin her zaman okunması, yorumlanması ve gelecek yüzyıllara taşınması, gelecek nesillere de e, bunun anlatılması e, son derece önem e, arz ediyor. Yunus Emre ile ilgili birçok şey yapıldı. Ee, ama yapılmayan e, belki daha birçok da iş iş var yani Türkologlara, filologlara düşen araştırmacılara düşen işler var. Ben e, bu konuşmada şöyle ana hatlarıyla yine Yunus'un hayatından döneminden bahsederek şiirlerine etkilerine e, etkilendiği kaynaklara gelmek istiyorum Çünkü biz bu mevzuyu biraz da e, Yesevi'den e, Yunus Emreye e, olarak adlandırdık çünkü kültürel akış bir kesintisiz akıştır. Toplumlar eğer aynı kimliği taşıyorlarsa onu geliştirerek geçmişten geleceğe, bilinmeyen bir geleceğe doğru taşırlar. Bizim kültürümüz de aynı sürekliliğe sahiptir. Hem dil olarak hem de kültürün temel ögeleri olarak bu sürekliliğe sahiptir. Yani bugün kendi kültürümüzün ve dilimizin kökleri elbette Orta Asya'da Efendim eskiden Türkistan dediğimiz bugün çeşitli e, Türk devletlerin bulunduğu coğrafyada o kökleri ortaklıkları e, görmemiz mümkün. Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra yaklaşık 150 yıl kadar Türk dilinde herhangi bir eser vermediklerini biliyoruz. Çünkü Büyük Selçuklu devletinde de hakim olan e, resmi dil e, devlet dili ve hakim olan entelektüel dil yani bilim ve kültür dili esasen Arapça e, idi. Bilahare buna Farsça da e, katılmıştır. Farsçanın, modern Farsçanın gelişimi yine Türklerin desteğiyle, Türk Sultanlarının desteğiyle oldu. Ama Farsça hızlı bir şekilde kendisine bu coğrafyada önemli bir yer edindi. Selçuklu Devleti'nin bir parçası olan Anadolu Selçuklu Devleti'nde de aynı devlet geleneği usulleri devam etti. Ve Türk entelektüelleri, Türk kekenli olsun yani Anadolu Türkçe olan olmayan, ama etrafta konuşan e, insanlarla bağlantısı olan Türk entelektüelleri de e, eserlerini Arapça e, vermeye, bilahare Farsça vermeye devam ettiler. Bu böyle günümüze kadar da devam edebilirdi. Bu durumu değiştiren yani statikoyu, hem siyasi statikoyu hem kültürel statikoyu bozan etki doğudan geldi yine. Bu da belki yıkıcı, bazı yönleriyle de yapıcı bir güç olan... Mol e, genişlemesidir. E, i̇şgali demek istemiyorum. Çünkü işgal daha olumsuz şeyler anlatıyor. Elbette bunun birçok yıkıcı tarafı olmuştur. Ama kattıklarını da bugün hesaba katmak zorundayız. Cengiz Han ve Ardıllarının Anadolu'ya yani Batı Türk dünyasına doğru gelişmesi elbette Türk devletlerinin işte başta Harezm Şahlar olmak üzere e, hemen akabinde Selçuklar, Anadolu Selçukluları olmak üzere e, sonunu e, getirdi. Tabii bu e, baskının önünden Anadolu'ya doğru ilk e, gelenler e, entelektüel e, kesimler oldu. Yani bilim insanları, e, din adamları, e, birçok mutasavvuf e, büyük e, din insanı Anadolu'yu güvenli bir liman olarak gördü ve Anadolu'ya yerleştiler. Bunlardan en çok bilineni Bahattin Çelebi e, ve onun ailesidir. Malum. Mevlana da Anadolu'ya geldiğinde henüz küçük bir çocuk idi. Ama onlar Anadolu'ya bu entelektüel nüfus büyük ölçüde aslında Farsçayı getirdiler. Yani 1260'lara kadar Selçuklu Devleti'nin yazışma dili Arapça iken 1260'da divan artık ahali Farsça anlıyor diye divan dilini Arapçadan Farsçaya çevirdiler. Ahali dedikleri elbette Sıradan insanlar değil. İşte bu okur yazar e, kesimi idi. Tabii e, şöyle e, tarihsel kronolojiye dikkat edersek 1241 e, idi Yunus'un doğumu. E, bundan bir süre önce de Anadolu'da ciddi bir e, isyan hareketi meydana gelmişti. Hemen hemen bir sene kadar önce. Yani bu e, vefailik tarikatına mensup olan, yeseviliğe ye oldukça benzeyen, vefalık hareketine bağlı bir şeyh Baba İlyas bu zatın etrafında geniş Türkmen kitleleri Baba İlyas ve takipçileri ve benzerleri muhtemelen yüksek kesimleri değil de halk kesimlerini hedef kitle olarak alıyorlardı. Yani kendi görüşlerini yaşam biçimlerini yaymak için ve Türkmenler arasında hızla yayıldı bunların etkileri. Ancak e, bu çok büyüyen hareket e, bir süre sonra e, efendim Selçuklu merkeziyle bir çatışma haline girdi. Bunu çok ayrıntısına girmeyeceğim. E, bu çatışma durumunda isyan durumu, e, tabi bozulan ekonomi, ağırlaşan vergiler, e, zaman zaman yaşanan kıtlıklar. E, bu e, Türkmen kitlelerinin belki başka sebeplerde harekete geçmesine sebep oldu. Burada düzenleyici, yön verici olarak Baba İshak e, oğulları ve etrafındakiler gözükür. Ancak e, bu hareket e, kanlı bir şekilde, 1240'da başlayan bu hareket kanlı bir şekilde bastırıldı. E, önemli e, Baba İshak e, başta olmak üzere e, din adamları idam edildiler. Bunlar Anadolu'nun çeşitli yerlerine e, dağıldılar. E, tabii bu e, ülkede ciddi bir e, kıyma e, bir anlamda yol açtı. Bunun Anadolu insan üzerinde e, derin günümüze kadar gelen etkiler olduğunu e, biliyoruz. Türkiye'deki yani Anadolu'daki ekonomik işleyişi de yine ağır bir e, darbe vurmuştur. Hemen arkasından gelen şimdi böyle halk ile yani Selçukluların asıl dayandığı Oğuz Türk dili halk ile e, yönetim arasına ciddi bir böylece soğukluk girmiş oldu. Bunun üzerine gelen 1243 e, Köse Dağ Savaşı yani Moğol ordusu ile Selçuklu ordusu arasındaki savaş e, bu zayıflamanın üzerine geldi ve Selçukluların kesin bir yenilgisiyle sonuçlandı. Bu tarihten itibaren artık Selçuklu e, devleti e, Moğol vesayeti altında e, gözükür. Moğollar bu devleti hemen ortadan kaldırmadılar elbette. Yani hanedanı tuttular ancak başa geçecek e, hükümdarı e, onlar belirlediler. Zaman zaman değiştirdiler. Tabi bu süreç içerisinde merkezdeki hakimiyet çevreye dağıtıldı. Türkmen e, beylikleri oluştu. Bunlar gitgide güçlendiler. E, bazen Moğollarla anlaşarak e, büyük çoğu tabi Moğollara vergi vererek zaman zaman çatışarak ülke bir kaosun içerisine doğru sürüklendi. Yunus'un doğumu, gençliği, yetişmesi, gençliği işte bu dönem içerisine denk gelir. Bu dönem 1243'ten Selçukluların hemen hemen tamamen Münkariz olduğu yani sona erdiği 1320'lere kadar, neredeyse Yunus'un vefatına kadar, biraz daha öncesinde tabii Selçuklu şeyi devam etti ve hep bir kaos içerisinde geçti. İktidar mücadeleleri. Çatışmalar, ekonomik düzenin bozulması ve tabii halkın da biraz tasavvufa böyle dönemlerde mail etmesi, orada kendilerine bir kurtuluş yoru aramaları. İşte e, Mevlana'nın eserlerini verdiği dönem, Sultan Veledin ve diğer birçok sufinin ve Yunus'un e, şiirlerinin e, ilahilerinin ortaya çıktığı dönem böyle bir dönem. Ekonomik olarak problemli, asayişin büyük ölçüde olmadığı. Çatışmalarla devam eden bir dönem. Bu dönemin e, olumlu tarafı nedir? Elbette o dönemden Osmanlı Devleti'ne ve diğer Türk beyliklerine geçen, yani Moğollar üzerinden geçen birçok e, ve Doğu Türklüğünden taşınan birçok unsur e, oldu. Gelenek e, yerleşti. Ama bunun dışında benim bir dilci olarak e, temel yaklaşımım, bu saldırı ve düzen bozulması, kültürel statikonun değişmesi bütünüyle Türkçe lehin oldu. Yani Moğolların ittiği, itelediği Anadolu'ya doğru ilk grup o entelektüel grup dışında ikinci dalga yani 1243'ün daha öncesinde gelen dalga kitlesel göçler idi. İran bölgesinde Horasan civarına e, da yaşamakta olan uzunca bir süredir e, Oğuz aşiretlerinin bu gücün önünde Anadolu'ya doğru adeta doluştuklarını görüyoruz. Muhtemelen Osmanoğullarının e, hanedanının aşireti de işte bu e, gücün önünden adeta Anadolu'ya doğru itilmiş idi. Bu e, ikinci göç dalgası, kitlesel göç dalgası Anadolu'daki demografik yapıyı bütünüyle Türklerin lehine değiştirmiştir. E, Mevlana ilk zamanlar e, Konya e, sokaklarına çıktığında Türkçe'yi e, entelektüel muhitlerde elbette Arapça ve Farsça ama sokakta Türkçe'yi, Türkçe'nin yanında Rumca'yı, Ermenice'yi de duyuyordu. Bundan dolayı e, şiirlerinde hani o mülemma tarzı e, şiirlerinde bu dillere dair küçük örnekler de e, vardır. Ama bu ikinci dalga uzun bir süreç içerisinde Anadolu'daki e, demografik hakimiyetin bütünüyle Türkler lehine değişmesi sonucunu doğurdu. Bunun e, merkezdeki e, yönetimin zayıflaması iktidarın e, çevredeki güçlere yani Türkmen beyliklerine geçmesiyle kültüre de ciddi bir etkisi oldu. Çünkü e, o yıllarda ta, biliyorsunuz ki e, kültürün patronu yani himayesi, patronajı öncelikle e, sultanın ve sarayın e, inhisarında. Saray destekler, caizelerle, efendim hediyelerle vesaire. Bu kültürel sürecin e, eser yazımını teşvik eder idi. Bu Türkmen beyliklerine dağılınca, Türkmen beylerinin de temel özelliği, önemli bir kısmının Türkçeden başka dil bilmiyor oluşu, e, her türlü yazarı, ister dini eser yazsın, ister tıbbi, ister matematik, ister tarih, onların, isterse edebiyat, onların eserlerini Türkçe yazma konusunda bir itici güç olmuştur yani kendilerine ne dendiğini anlamak isteyen Türkmen beyleri doğal olarak e, Türkçe yazılan eserleri teşvik ediyorlardı. Bu e, patronaj e, kaynaklı şey. Ama mesela Yunus'un e, bu patronajla yani eserine caize beklemek gibi bir şey yok. Bir de böyle gruplar var. Bunlar umumiyetle din adamları ve mutasavvıf e, dervişler. E, bunlar e, bir caize almak için e, şiir yazmıyorlar, ilahi söylemiyorlar. Onlar sadece Ilahi e, bilgiyi e, kendi e, ekollerini diyelim yaymak için halka tasavvuf neşvesini ve İslam'ı anlatmak için yazıyorlar. Bir karşılık da beklemiyorlar. E, bunların hedefi ise e, doğrudan doğruya zaten e, halk idi ve Türkçe e, oldu. E, artık e, bu dönemde Türkçe'nin filizlendiğini yavaş yavaş görürüz. Şöyle bir baktığımızda bu dönemde ne var Türkçe diye? Fuat Köprülü'nün e, Türk Edebiyatı tarihinde bahsettiği birçok ismin e, ne bileyim Dehani olsun, Ahmet Fakih olsun aslında 13. yüzyılda yani 1200'lü yıllarda yaşamadığı sonraki e, çalışmalarına e, gösterildi. Onların çoğu e, 14. yüzyıl hatta biraz daha 15. yüzyılın başlarına e, tekabül ediyorlar e, bilgilerimize göre. Elimizde kala kala 13. yüzyıldan Sultan Velet ve Yunus Emre kalıyor. Bu ikisi 13. yüzyılda eser verdiklerini bildiğimiz isimler. Tabi Yunus'un eserlerinde bir tarih yok ama Sultan ki belli. Karşık dili dediğimiz Türkoloji literatüründe biraz Doğu Türkçesi özellikleri de gösteren bu Behçetül Hadaik elbette o da Türkçe bir eser. Ama o bir edebiyat eseri değil, dini bir eser. Ve tabii hangi kategoriye sokacağımız belli değil. Anadolu'da yazılan ilk eserin bildiğimiz, tarihiyle ispat edebildiğimiz Behçetül Hadayip olduğunu bugün biliyoruz. Ama o mensur bir metin, bir nasihatname, bir vaazlar kitabı adeta bunun için yazılmış. Başka metinler de olabilir bugün hala elimize geçmeyen, keşfedilmeyi beklenen ama e, hiç Türkçe yazılmayan bir ortamdan tabi birdenbire yüzlerce eser e, elbette çıkmıyor. İşte 13. yüzyılın sonlarından itibaren artık bu gitgide artan e, sayıda e, ortaya çıkacak. İşte e, Yunus hemen arkasından Ahmet Fakih tabi e, Aşık Paşa'nın e, garip namesi büyük bir eser ve diğerleri gitgide sayı artık e, adeta sayılamayacak kadar çoğalacak. Ama bu dönem 13. yüzyılın sonları son derece önemli çünkü öncesi de yok. Bu durumda Türkçe nasıl doğmuştu? Türkçe elbette halk arasında konuşulan bir dil ama bunu bir yazı dili haline getirmek daha gelişmiş düşünceleri, soyut ifadeleri, tasavvufi ve dini kavramları hatta diğer bilimlerle ilgili kavramları Türkçe anlatabilmek için bir geleneğin oluşmuş olması lazım. Bu gelenek yok. Bunu nasıl yapmış olabilirler? Muhtemelen ve elbette Arapça ve Farsça eserlerin tesiriyle, onların terminolojisiyle, onların yapısıyla yapılmış olabilir ki öyle olduğu da gözüküyor. Yunus'un hoca Attar'dan yahut sadi Şirazi'den haberdar olmaması mümkün değil. Ee, nasıl Mevlana onları biliyorsa Yunus Emre de biliyordu. Hatta Yunus'un bir şiirinin doğrudan sadiden tercüme olduğunu biliyoruz. Ee, bu Farsça bildiğini de gösterir ve bu Farsça eserlerden elbette etkilendiğini de e, gösterir. Neticede kültür bir büyük İslam kültürünün harmanlanması ve o zaten e, gelişip gelmekte. Bunu Türkçe ifade etmeyi başaranlar e, işte bu ilk e, dönem isimleri. Yunus bunu son derece doğallıkla ve başarıyla yapan e, ve Yunus'u da bizim için, e, kültürümüz için ve dilimiz için önemli yapan budur. Yunus'ta bir zorlama yok. Mesela e, Velet Çelebi okuduğunuz zaman Velet Çelebi'nin dili, Velet Çelebi zaten kendisi diyor ben Türkçe bilmiyorum. Ee, eğer benden Farsça yazmam isterseniz size çok yüksek esrarları, manaları anlatabilirim, yazabilirim ama Türkçem zayıf diyor. Muhtemelen e, aile ortamında ve yaşam ortamında çok fazla Türkçe e, kullanılmıyor idi. E, Türkçe'yi bir şekilde öğrenmiş elbet. Ama bu Türkçe oldukça takır tukur bir Türkçedir. Yani çok e, anlam olarak elbette derindir ama söyleyiş olarak mesela karnumajdur, karnumajdur, karnumaj işte olsa da yesek birkaç bazda maç falan gibi ee, çok e, bugün bize şairane gelmeyen e, ifadelerle e, doludur. Yunus'ta bu daha başarılıdır. Yunus oldukça bize doğal gelen, aşıkane gelen e, şiirler, birçok şiir söylemiştir. Ama Yunus'ta mesela şu yok. Yunus ben Türkçe yazdım diye özür dilemiyor. Yunus'tan sonra yazan birçok edebiyatımız ve bilim insanı anteta özür diler. Niçin Türkçe yazdım? Herkes ben de herkes gibi Arapça Farsça biliyorum. Çok güzel de bunları söyleyebilirim. Ama halk anlasın diye Türkçe yazdım. Çok zor e, Türkçe yazmak ama işte ben o kadar çok çalıştım, yoruldum. İşte Süheyl'in Ebaharı tercüme etmiş Hoca Mesut. Ama e, çok da başarılı bir tercüme. Ama yine özür diliyor. Ya bunu bayağı bir zorlandım ama işte bu kadar oldu falan diyor. Böyle demeyenler de var. Mesela Gülşehiri e, Mantıkut Tayri tercümesinde Atar'dan e, bunu tercüme ettim ama Attar'ınkinden de güzel oldu diyor. E, Aşık Paşa da adeta özür diler gibidir yani o Türk dilini kimseler bilmiyor idi, e, Türkler de bilmezdi bu dilin e, kaidesini kuralını e, diyor. Ben bunu çok güzel yazdım diyor ama yine de Türkçe yazdığı için adeta bir e, entelektüel çevreden neredeyse özür dilediği gözükür. Her neyse Yunus işte bu o, ortamda e, eserlerini vermiş e, bir e, mutasavvuf. E, ne yazık ki e, kendi zamanında e, dan yazılmış, kendi zamanda istinsah edilmiş bir e, divan yok elimizde. E, Yunus bunları sözlü olarak mı söylüyordu gittiği yerlerde? E, oradaki insanlar bunları ezberleyip sonra yazıya mı geçtiler? Yunus kendi zamanında bir şeyler yazdı, yazdırdı da sonra o kayboldu mu onları ne yazık ki çok iyi bilmiyoruz. Ama ben Yunus Emre gibi yani iyi okumuş, İslami kültüre hakim ümmi olduğunu düşünmüyorum. Hakim bir zatın söylediklerini yazmış olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bugün elimize geçmemiş olabilir, belki bir yerdedir ama e, nihayetinde bu bir şekilde elimize geçecek. Tabi Yunus e, öyle bir damar yakalıyor ki Türkçe ile ve İslam'ı İslam'ın o mistik yönünü anlatan öyle bir dil ve damar yakalıyor ki halkın içerisinde hızla e, yayılıyor ve büyük bir beğeni e, adeta e, ile karşılanıyor. E, ve bu bir anlamda da hızlıca anonimleşiyor. Başka Yunuslar çıkıyor. Yunus Emre tarzında, Yunus Emre'nin üslubuyla, e, tıpkı onun ifadeleriyle e, ilahiler söyleyen birçok derviş hemen arkasından başlayarak işte Aşık Yunus e, gibi geliyor ve bir süre sonra da bunlar birbiriyle karışıyorlar. Sonraki yüzyıllardaki karışmalar da içine alındığında adeta e, bir harman e, gibi hangisi gerçek Yunus, ilk Yunus'un şiiri neydi bilinemez hale geliyor. Bu bizim kültürümüzde anonimleşme ilk değil. Bu konuşmanın başlığına da uygun olarak tabii birkaç şey kelam edeceğim. Yesevi ile ilişkisine dair. Ama Hoca Ahmet Yesevi de malum bu anonimleşen isimlerden bir tanesidir. Hoca Ahmet Yesevi hikmetlerini söyledi ama Yesevi'nin kendi zamanına ait bir müsa, bir metin elimizde yok. Onun da yazıya geçmesi neredeyse 200 sene sonra ve sonraki Yesevi dervişlerinin e, Hoca Ahmet Yesevi mahlasını kullanarak yazdığı şiirler hep iç içe girmiş ve adeta Hoca Ahmet Yesevi böyle görünmez bir ruh halinde bütün bu eserleri silmiş. Hangisini Hoca Ahmet Yesevi söyledi? Hangisini 200 sene sonra gelen? Ve o mahlası kullanan, üstadının mahlasını kullanan bir derviş söyledi. Bunları bilemiyoruz. Yunus'ta da aynı durum var. Mesela e, Anadolu'da yine Şah İsmail Hatayi, Hatayi de e, öyledir. Şah İsmail şiirlerinde Hatayi mahlasını kullanıyor. E, ama sonraki bu e, Alevi Bektaşi geleneğinde e, ki Hatayi şiirlerinin önemli bir kısmı Şah İsmail Hatayi'ye ait değil. O da anonimleşmiş ama Allah'tan Şah İsmail Hatay'ın kendi döneminde eee edilmiş şiirleri var. Onları ayırabiliyoruz. Sonraki Hatay'lar, e, bunlar sonrakilerdir e, diyebiliyoruz. Demek ki Türk irfanı kendi e, ne? Kendi diline, kendi diline, kendi mazmunlarına, kendi bedii anlayışına yakın e, bulduğu ve başka açılardan da tabi sahip çıktığı görüşleri itibariyle bu zatları adeta ölümsüz bir hale getiriyor ve işte Yesevi tarz mesela birisi çıkıp bugün de Yesevi tarzında Hoca Ahmet Yesevi mahlasını kullanarak hikmetler söyleyebilir. Birisi çıkıp Yunus tarzında bugün de aynı manevi duygular ifade eden ilahiler söyleyebilir. Hatayi şiirleri söylenebilir demek bu. Bu bizim geleneğimizde var. Tabi Yunus hakkında bildiklerimiz e, esasen e, şu son zamanlarda ortaya çıkan birkaç belge bir tarafa bırakılırsa kendi eserinden başka hiçbir şey yok elimizde. E, bütün bilinenler sonraki e, Bektaşi geleneğindeki e, menakıbnamelere e, dayanıyor. Tabi burada da e, anakronik e, durumlar var. E, Gerçekte, yani gerçekle birebir tam da örtüşmeyen bazı hususlar da var. Ama bu o, anlatılanların, yani menkıbe tarzındaki anlatılanların adeta penceresinden o, görüyoruz ve tanıyoruz Yunus'u. Bu birçoğumuzun bildiği o, menkıbeler, işte Yunus'un... Yunus'un nerede doğduğunu tam olarak bilmiyoruz. Nerede öldüğünü bilmediğimiz gibi. Orta Anadolu'da bir yerde e, olmuş olacak. E, efendime söyleyeyim. E, Hacı Bektaş Üveli'nin e, bugün Hacı Bektaş denilen yere yakın bir e, noktada olmuş olması gerekiyor. E, yaşamış olması gerekiyor. İşte anlattığı şeylere bakılırsa belki Sakarya civarında bir yerde olacak. E, en önemli... E, Menkıbelerden bir tanesi Hacı Bektaş Veli ile görüşmesidir. Malum ee, işte kıtlık yıllarında kendi köyünde e, artık e, açlık e, safhasına gelmiş insanlar e, duyarlar ki Hacı Bektaş Veli e, diye bir zat vardır gideni eli boş döndürmez ona şeyler verir e, çünkü e, bu büyük dergahlar aynı zamanda birer e, üretim merkezi İnsanların adeta bir kooperatif gibi dayanışarak e, üretim yaptıkları e, yerler. Burada bir sıkıntı yok. E, en azından e, işte depolanmış bazı temel gıdalar var. Buraya gider maksadı e, buğday istemektir e, birkaç çuval. Ailesini geçindirecek kadar işte kendi alışlarını hediye götürür. E, Hacı Bektaşi Veli ona e, sana buğday değil de nefes verelim der. En bir genç olan Yunus ise ben nefesi ne yapacağım? Nefes ne işime yarar? Bana buğday lazım. Evde e, ailem e, sıkıntı içerisinde diye düşünür ve nefesi reddeder. Nefesin ne olduğunu da muhtemelen bilmiyordur ve buğdayları alır. Yola çıkınca e, bir ilhamla yaptığının yanlış olduğunu anlar, geri döner. Ben buğdayları vereyim, nefes alayım der. Ancak işten geçmiştir. Hacı Bektaş Veli onu... Tapduk Emre isimli bir başka e, zata yönlendirir. E, Yunus bu sefer bu e, tavsiyeye uyar ve Tapduk, e, Tapduk Emre'nin e, dergahına gider. Onun öğrencisi olur, oraya kabul edilir. Burası da aslında böyle bir yer. Yani Hacı bektaş Veli'nin dergahı gibi dervişlerin e, bir düzen içerisinde üretime katkıda bulundukları, ortaklaşa ürettikleri ve tükettikleri ve manevi eğitim gördükleri bir yerdir. Yunus burada uzun yıllar bu manevi eğitimi görür. İnişli çıkışlı bir süreçtir eee menkıbelere bakılırsa. Bu dönemdeki yani Tapduk Emre'nin e, ile ile ilgili bilgilerimiz, Hacı Bektaş e, Veli ile ilgili bildiklerimiz, yani menkıbelerin büyük ölçüde bize anlattığı bunların Horasan erenleri dediğimiz e, Mutasavvıflar zümresine dahil, dahil olduğunu gösteriyor. E, menkıbe, bütün e, bunlar, Saltuk e, Sarı Saltuk da dahil olmak üzere, bu zatları bir şekilde Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlar. Onun öğrencileri olarak e, anlatır, onun e, müritleri olarak anlatır. Nihayet bunlar belli bir olgunluğa, e, hani hilafet derler, e, artık kalfalık diyelim, bir tür icazet alma noktasına geldiğinde e, bir kerametle Hoca Ahmet Yesevi bunların nereye gideceğini onlara ifade eder. İşte e, yanmış e, odun parçalarıyla vesaire. Yani Anadolu'dur tabi burada hedef. Bu e, tabi sonradan oluşturulmuş e, bu menkıbeler e, halkın ortak e, zihnindeki hedefi de gösteriyor. Yani Niçin mesela Mısır'a e, değil de ne bileyim Doğu'ya değil de Çin'e doğru değil de Anadolu'ya doğru geliyor? E zaten büyük bir grup gelmiş Anadolu'ya. Yani binlerce e, belki o günkü şartlarda birkaç milyon e, insan Anadolu'ya gelmiş. Bunların içerisinde din insanları da var. Bu gelişi bir yönlendirme olarak ona ulvi bir gaye vermek de e, işin e, açıkçası kültürel ve ideolojik e, şeyini destekleyen e, bir anlayıştır. Menkıbe bunu büyük ölçüde gerçekleştiriyor Anadolu ve Anadolu'da da durmayıp Anadolu'dan da Balkanlara yani Avrupa'ya doğru bu kültürün bir anlamda İslam'ın yöneliş istikametini göstermiş oluyor Sarı Saltuklar, Hacı Bektaş Veli'ler, Tapduk Emre'ler bunların hepsi hatta bazı kaynaklara göre Yunus'un babası da Horasan'dan gelenler arasındadır ee, bu o, ilgi işte o başta söylediğimiz e, Yunus'u Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlayan e, çok ciddi bir e, kanal. E, bu sadece o yüzyılda kalmadı. O hala devam eder durur bir silsile halinde. Bir şekilde insanlar kendilerini işte Hacı Bektaş'a sarı Saltı, oradan Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlarlar. Büyük Türk seyyahı Evliya Çelebi e, bir din adamı değildir bir mutasavvuf da değildir. E, tasavvufi yönelişlere ilgisi ve saygısı olan bir insandır. Hafızdır e, ama din adamı değildir. E, yani din adamı derken hani böyle imamlık müezzinini elbette yapmıştır. Yani e, din alimi değildir. E, seyyah olarak zaten kendisini ifade eder. Sık sık kendi ceddinden bahsederken ceddim Türkiye türkan... Hoca Ahmet Yesevi e, der. Yani 17. yüzyılda 17. yüzyılın tamamına yayalım 1611 Evliya Çelebi'nin hayatını bir 17. yüzyıl insanı aslında vasat bir entelektüel Hoca Ahmet Yesevi Evliya Çelebi kendi soyunu belki de manevi olarak Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlıyor. Anne tarafından Abaz'a ama baba tarafından Kütahya'ya oradan da işte Hoca Ahmet Yesevi olarak ifade eder o kültürdeki devamlılık, zincir kopmayan zincirin ne kadar sağlam olduğunu ifade etmek için bunu söyledim. Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre de bu şeyle gelenek ile Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlı. Tabi bu sadece bir gelenek değil tabi. Biraz sonra bahsedeceğim. Onun eserlerinde de ortak noktalar olduğu gözüküyor. Zaten anlattıkları şey aynıdır insanı, bir insanı sıradan bir insanı, insanı kamil haline getirmek. Nefsi emmareden nefsi mutmainneye ulaştıran yani bir seyri sülük ee, kun adeta adım adım insanlara anlatılması. Oraya doğru yönlendirilmesi. Yunus Emre'nin e, 1320 veya 21'de e, vefat ettiğini e, biliyoruz ama mezarının nerede olduğunu bilmiyoruz. Yunus e, Bugün e, ona yakın yerde Yunus Emre'nin mezarı olduğu söylenen yer vardır. Elbette bir şahıs e, on yerde birden olamaz. Ama e, demin de söyledik birçok Yunus Emre'ler gelmişti. Acaba bunlardan bazıları mı idi e, bu mezarlarda e, metfun kişiler? E, onu bilemiyoruz. Bunların bir kısmı makam mı idi? Yani e, mezar değil de e, biz e, bir kişi vefat ettikten sonra bir makam atfediliyor ve orada ona dua ediliyor. Zamanla bir türbeye dönüşüyor. Böyle bir yer miydi? İşte Sivrihisar'da e, efendime söyleyeyim Eskişehir yakınlarında e, Kar Sarıköy denilen yer, Karaman'da, Ortaköy'de, Bursa'da, Kula'da, Erzurum'da, Keçiborlu'da, Sandıklı'da, Ünye'de ve Sivas'ta ve belki başka yerlerde de Yunus Emre'ye ait olduğunu bildiğimiz e, mezarlar var. Bunlardan Birkaçını sizinle paylaşmak isterim. Şöyle yapayım. Ekran paylaşımı yapabiliyor muyum Bülent Bey? Bana izin veriyor musunuz? Hocam açık şu anda. Tamam. O zaman şöyle yapacağım. Önce şey açmam lazım. Bu e, resim e, Nallıhan yakınlarında Tapduk Emre'nin türbesi olduğu söylenen e, bir yerdir. E, Porsuk çayının e, çok yakınlarında e, böyle bir türbe de metfun olduğu söyleniyor. Şunu şöyle biraz yakınlaştırırsam. Benim yakınlaştırmam size de e, yansıyor mu acaba? Evet hocam. Yani buraya işte bu türbe tabii restore edildikten sonra yazılan şeyler 13. yüzyılda yaşayan Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi'nin müridi olup Orta Asya'dan gelerek işte Anadolu Sakarya karanlık dereye yani bugünkü Emrem Sultan Köyü'ne yerleşen Alperenlerin ulularındandır diyor. Sonra Mevlana Ahi Evran Hacı Bektaş Veli'nin çağdaşı Yunus Emre'nin hocası diye bu türbeyi de ifade eder eğer burası gerçekten o türbe ise, Yunus'un burada yaşamış olması, bu dergaha intisap etmiş olması gerekir. Burası, resimler değişti sanırım. Evet hocam, değişti. Bu da Kırşehir civarında, Kırşehir'de daha doğrusu bir türbesi var, ona atfedilen bir türbe var. Bir dağın başında, tek başına bir yerde burası. Şöyle, e, tabi bunlar e, bu sonradan oluşturulmuş şu mezarlar, yani elden geçmiş şekiller. E, bu tür benim bile sonradan yapıldığı söyleniyor ama, şöyle şu pencereden bakınca ileride karaltı halinde e, Hacı Bektaş, yani Hacı Bektaş Veli'nin dergahını buradan görebiliyorsunuz. Yani dergaha çok yakın e, bir nokta burası. Şu da bir harita koymuşlar, yani bu kültürel çevreyi göstermek için. İşte şurada Tapduk Emre'nin yeri var. Şurası Aksaray, Aksaray ili. Şurada Tapduk Emre'nin, e, bu başka bir e, türbesi tabii, onun da birden fazla. Şurada e, Yunus Emre'nin e, türbesi var. Bir e, yüksekçe tepenin başında, tek başına başka bir yerleşim yok. Oradan da şöyle e, Hacı Bektaş e, gözüküyor, dergahın gözüktüğü bir yer var. Bu civarlar e, tabii işte menkıbelerde e, isimleri de geçen e, yerler. Burası da Kula'daki e, türbe. E, Yunus'un e, Yunus burada e, yattığı söyleniyor. Tapduk Emre'nin vesaire. E, Kula'da da böyle bir yer e, var. E, yani insanlar e, tabii o civar ahalisi bunu e, böyle benimsiyor. Bu gerçekten o mudur değil midir bilmiyorum. Sandıklı da var, vesaire var. En son resmi kabulde bizim eski şehirdeki yer biraz kabul görmüştür. O, onun bulunuşu ile ilgili şey de anlatılar da bana çok inandırıcı gelmez. Yani ben eski şehirden ziyade belki Karaman'ın daha yakın olduğunu düşünüyorum. İlla Yunus'un kabri nerededir demek istersek Karaman sanki daha iyi gibi geliyor. Allah havalem bir savap diyelim eskilerin eee <laughs> deyişiyle. Yunus her yerdedir. Bu o, şeyin ifadesi e, benim kanaatim e, budur. Yunus e, Türk insanının aslında bir anlamda zihninde yaşıyor. E, Yunus'u Anadolu halkı hiçbir zaman unutmadı. Ona her zaman çok kıymetli bir yer e, verdi. yani e, Yunus'un şiirinde geçer ya ölen hayvan olur, aşıklar ölmez e, diye Yunus o ölümsüzlüğü yakalamış e, bir zat e, insanların zihninde yaşıyor. 700 senedir Anadolu'nun bütün dergahlarında e, belki mevlevilik gibi yani biraz üst sınıfı hedefleyen e, tasavvufi akımlar dışında e, Yunus e, bütün Anadolu'da e, ve Balkanlar'da e, hala e, onun ilahileri e, Zikirler, devranlar esnasında okunuyor, söyleniyor şiirleri. E, hatta okuma yazma bilmeyen insanımızın zihninden e, çıkmıyor. Yunus, e, efendime söyleyeyim, e, bu anlamda ölümsüzlüğü yakalamış e, bir insan. Onun iki eseri var, e, malum haliniz Risalet-i ve Divan'ı. Bazı yazmalarda Risalet-i ile başlar, sonra Divan devam eder. Bu hepsinde böyle değil. Risalet-i Nusriye bir e, nasihat e, kitabıdır. E, çok şairane değildir. Orada bir tiyatro ortamında e, insandaki in, e, hani anasır erbaa dediğimiz insanın varoluşundaki dört unsur su, toprak, e, rüzgar ve ateşi ve bunların insanın e, manevi yapısına, ruhiyatına olan etkilerini inceler. Su ve toprak olumlu duyguları insana yüklerken rüzgar ve ateş olumsuz duygular yani kötü huyları yüklemektedir. Bunu kendi döneminde bir tiyatro ayı adeta çevirerek anlatır Yunus. İlk mesnevisidir bu da Anadolu'nun, Anadolu Türkçesinin. işte bu kötü unsurlar mesela diyelim buhl yani efendim cimrilik, haset bunların her biri ordu komutanları gibidir. Bir savaş sahnesi vardır. Her birinin hem binlerce asker vardır. Çavuşlar vardır, savaş meydanı vardır vesaire. Ee, i̇nsanın aslında kendi iç savaşını anlatır. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya, Mekke'nin fethinden sonra e, işte küçük cihadı tamamladık, şimdi büyük gazaya, büyük e, savaşa başladık. O büyük savaş insanın kendi nefsiyle savaştır. Yani sıradan e, Hayvani güdüleri daha fazla olan, her şeyi arzu eden bir insandan e, bu hayvani tarafları törpülenmiş, eğitilmiş, kamil insana doğru yani nefsi emmareden, nefsi mutmainneye doğru yükselişi. E, bunu e, anlatan e, bir metin e, bu. E, bu savaşı aslında anlatıyor. Onu da kendi zamanı hani dedik ya Moğollar, Türk memleklikleri sürekli bir, yani herkes asker o zaman. Herkes belinde bir kılıç, işte kendi beyi e, aşiret reisi çağırdığında herkes bir ata binip, haydi savaşa gidiyorlar. Doğal ortamında bunu anlatmış. E, bugüne de e, tabi dil engeli dışında e, bu kamil insan, e, olgun insan olmanın, iyi insan olmanın, erdemli insan olmanın e, yolunu anlatan e, bir şiirdir. Bu. Tabi e, Yunus'un Yunus'la ilgili en önemli problemimiz bizim Yunus'un kendi döneminde yazılmış bir nüshasına sahip olmamışlığınız. Buna hayıflanmamak elde değil. Bir açıdan bakın, yani filolojik açıdan bakıldığında biz akademisyenler buna hayıflanırız. Keşke kendi döneminin Türkçesi işte kelimeleri hiç değişmemiş bir şekilde fonetik olarak bize gelseydi. Daha sağlam metinler üzerinden konuşsaydık. Bir güzel tarafına da bakalım. Yunus Tıpkı o ölümsüzlük gibi artık Yunus Emre bir şahıs değil, bir kavram, ee, bir light motif gibi e, çok genişliğe e, sahip olmuş e, bir şahsiyete ortak e, şahsiyete dönüşmüş. Bu da belki bir bir tür kazançtır bu açıdan bakarsak. E, ama e, biz filologların, e, Türk dili tarihçilerinin işi olabildiğince hala. Yunus'un kendi zamanına yakın, onu sonraki Yunuslardan ayıracak e, filolojik çalışmaları yapmaktır. E, bunun da elbette bazı faydaları olacak. Ama e, Yunus tabii bütün bu eserleri e, ve etkiler çerçevesinde o tasavvufi dünya içerisinde de değerlendirilmesi gereken e, bir zat. İşte burada doğrudan doğruya onu elbette ilk bağlayacağımız yer e, Hoca Ahmet... E, Yesevi'dir. Hoca Ahmet Yesevi de Hoca Ahmet Yesevi'nin hocası Hemedani vasıtasıyla Hemedani o da işte Şah-ı Nakşibend'in hocası yani o Nakşilik kolu Anadolu'da da hala güçlü bir kol bir noktaya birleştiriyor. Nihayet bunların hepsi İslami gelenekte Hazreti Ali'ye ve Hazreti Muhammed'e bir şekilde dayanır. Temel kaynağını oradan alır. Yani İslam'ın ...bir şekilde yorumlanması, e, kültürleşmesi ve halka bunun e, iletilmesi. E, tıpkı e, Hoca Ahmet Yesevi'de olduğu gibi İslami bilgi anlayışı... E, ...Yunus'ta da ve diğerlerinde Tapduk Emre ve başkalarının eserlerinde... E, ...dört kapı denilen dört tabaka halinde alınıyor. Bu kapılar malum sırasıyla şeriat tarikat marifet ve hakikattır. Yani kapılar iç içe. Önce şeriat kapısından gireceksiniz. Yani dinin zahiri kapısı, biraz da hukuksal, hukuki kapısı, ibadetlerle ilgili kapısı. Sonra tarikat yani tasavvuf, sonra marifet, sonra marifet Allah'ı bilme anlamında ilahi bilgi, sonra da hakikat, hakikate ulaşma. Tabii bu neyle olacak? Aşk ile olacaktır. Yani aşk e, bir vecd hali. Yunus hep bu vecd halini anlatır. Asıl Yunus aslında şiirlerinde bunu anlatıyor. O vecd halini, o coşkunluğu anlatıyor. O olmadığı zaman e, şeklin, başa giyilen sarığın, tacın, efendim, sırta giyilen, eyne alınan cübbenin, ele alınan asanın hiçbir önemi yoktur. Aşk var ise her şey e, tamam olur e, ve Amaç da bu aşkı şekilde anlatmak ve yaşatmaktır. Ee, Yunus e, risale i Nusiye'de e, çok fazla bu dört kapıdan bahsetmez. O sadece dört unsurdan bahseder demin dediğim ve buradan yola çıkarak e, iyi huyları, kötü huyları bunların arasındaki mücadeleyi ve nihayet aklın e, önderliğinde kötülüğü yenmeyi öğretir. Hazır bu akıl demişken Oradan da bakın şeyin bir başka noktasına gidiyoruz. Türkçenin ilk telif eseri diyeceğim Türkçe, e, e, İslam'dan sonraki Kutatgu Bilik'tir e, malum. Kutatgu Bilik de aslında aynı şeyi anlatır. Bütün problemlerin çözümü akıldadır. Akıl olacak önce. Akıl yoksa zaten hiçbir şey yoktur. E, aklı Över, e, Yusuf Has Hacip. Tatgulik'te. Sonra bilgi gelir. Akıl ve bilgi yan yana geldiğinde artık hem hükümdarın hem de sıradan insanın e, doğru yolu bulması e, ve yürümesi e, kamil bir insan olması, devlet düzeninin de sağlam e, ayaklara oturması, toplumda huzurun, refahın ve barışın e, sağlanması mümkün olur. Yunus da aslında Risalet Yunusiye'de insan ölçeğinde bunu ifade ediyor. Ama bir şiirinde bu dört kapıyı anlatır. Evvel kapı şeriat emri nehyi bildirir. Yoya günahlarını her bir Kur'an hecesi. ikinci tarikat kulluğa bil bağlaya yolu doğru varanı yarlıgaya hocası yani bağışlar hocası tabi burada hoca Allah'ın bizzat kendisidir. Üçüncüsü marifet can gönül gözün açar bak mani sarayına Arşadeyin yücesi, nihayet dördüncüsü hakikat ere eksik bakmaya bayram ola gündüzü, kadrola gecesi e, diyor. Sonra diyor ki bu şeriat güç olur, şeriat güçtür. Yani abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak. E, yani Müslümanlıkın e, biraz zorluk taraflarını anlatıyor. Yani zorluk tabii e, kişiye göre bu şeriat güç olur. Tarikat yokuş olur. Tarikat da kolay bir şey dedi. Yani tarikata giden tazafa meyil, seyri sülük o kadar çok uygulaması var ki. Efendim söyleyeyim. Marifet sarplık durur. O da sarp, uçurumlu bir yoldur. Hakikattir yücesi. Dervişin dört yanında dört ulu kapı gerek. Kancaru bakarsa yani nereye bakarsa gündüz ola gecesi diye bunu güzel bir şekilde bu dört kapıyı ifade eder. Tabi Yunus'un dediğim gibi şiirinde esas unsur gerçek Yunus'un tabi aşktır. Bu ilk Yunus nasıl ayırırız tam olarak bilemiyorum. Benim bazı kriterlerim var ama onu hiç şey yapmak istemem. Yani spekülatif şeyler kişiden kişiye değişiyor. Aşksız Adem dünyada belli bilin ki yoktur. Her birisi bir nesneye sevgisi var. Aşıktır diyor. Dünyada aşkı olmayan bir insan yoktur. Aşk nedir? Yani aşkın bir tutku. Herhangi bir şeye, e, nesneye veya kavrama e, sizin hayatınızı adeta bağlayacağınız bir tutku. Aşk budur. O anlamda aşksız insan yoktur dünyada. Herkesin, her birisinin bir nesneye sevgisi var. Herkes bir nesneye aşıktır diyor Yunus. Çalabın dünyasında yüz bin türlü sevgi var. Allah'ın yarattığı bu dünyada yüz bin türlü sevgi var. Her şeye yani ota, böceğe, efendim koleksiyona, bir başka insana, bir başka nesneye, arabaya, lükse, eve her şeye. Kabul et kendisine. Gör hangisi layıktır? Sen bunlardan kendine hangisi layık ise onu kabul et. Ne olmak istiyorsun? Onu insan seçecek. Tabi ''Muştulanız aşıklara bu aşk ulu devlet olur, aşk kime kim değilse canında bir işlet olur.'' diye uzun uzun e, bu toplantıdaki dostlar zaten bunlar okumuşlardır. E, ona çok fazla girmeyin ama en sonunda işte bu demin de bahsettiğim aşık ölümsüz bir adamdır. ''Aşık öldü deyü sala verirler, ölen hayvan olur, aşıklar ölmez.'' Yani o insanın canlılığı gider, ölen hayvan olur, aşıklar ölmez demiştir. Ve tabii onu biz bugün de o aşıkların ölmediğini biliyoruz. Yunus'un o şiirlerinde bahsettiği temel düşünce tabii Yunus Vahdeti vücut düşüncesine sahip. Efendime söyleyeyim, Muhittin-i Arabi'den beri gelen sadettin i Konevi'nin, Celaleddin Rumi'nin, Sultan Velid'in ve başkalarının da sıkça dile getirdiği bir düşünceyi e, ya mensuptur, e, bunu da zaten şiirlerinde açıkça ifade etmiştir. E, adım Yunus olduğu bu cism belasıdır diyor. Yani benim adıma Yunus denir. Yani bir cisim halinde dünyaya geldiğim için adım sorar olursan sultana benim sultan der. Sultana, benim sultan. Evet. E, Yunus'un, zamanımız ilerledi, Yunus'un Türkçesine vesairesine hiç e, girmeden, belki Hoca Ahmet Yesevi ile etkileşimine dair, onun şiirinden bir iki örnek sunayım, e, son derece yakın olan. Bunlar, e, işte o ilk kaynak diyelim bizim için, Hoca Ahmet Yesevi ise tasavvufi anlamda, hala aynı şey söylenir durur. Hoca Ahmet sevi diyor ki, ışkın kıldı şeyda mini cümle alem bildi mini kaygum sensin tünü mana sinok kirek sin. Alem alimlerge kitap tabi bu Kazakça söylerse biraz daha farklı olabilir ama biz Türkiye Türkçesiyle söylemiş oluyoruz. Alimlerge kitap kirek. Sufilerge mescit kirek mecnunlarga leyla kirek mana sinok kirek sin diyor Yunus da bunu aşkın aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni ben yanaram düne günü bana seni gerek seni sofilere sohbet gerek ahilere ahret gerek mecnunlara leyla gerek bana seni gerek seni diyor ya Yunus bir hikmetname gördü ee, efendim yahut da e, bu sözlü gelenek devam ediyor ama elbette o gelenek çok güçlü bir şekilde e, devam edip gelmektedir e, kısa bir izin alacağım çünkü bilgisayarımın e, efendime söyleyeyim pili bitmek üzere pil olmayınca biliyorsunuz hiçbir şey olmuyor hemen şunu bir kendi göründüğümü kal, e, bir şey takayım Yunus tabii kendisinden sonrasında çok etki etmiş bir şairdi. Yani tıpkı Yunus gibi söyleyenler çok bir ilahisinde Allah diyelim daim Allah görelim neyler. Yolda duralım kaim Allah görelim neyler. Sen an sen sanmadığın yerde. Şayet açıla perde derman de Allah görelim neyler der. Hepimiz bu şiiri duyunca hemen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin meşhur tefviz namesi geldi aklımıza. Hak şerleri hayreyler, zannetmeki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar olacak yerde nagah açar ol perde, derman eder ol derde, Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler e, der e, ve o etki e, ortaklığı, dil ortaklığı, zihin ortaklığı, e, dünyaya bakış ortaklığı ve kamil insan noktasındaki ortaklık da devam ede e, gelir. Yunus, e, Hoca Ahmet Yesevi'den günümüze ulaşan e, sağlam zincirin Hoca Ahmet Yesevi'ye oldukça yakın bir halkasıdır ama o zincir e, bir taraftan e, Yusuf Has de uzanır. Mutlaka e, Türklüğün derin e, kanallarından e, beslenmiş ve e, temel olarak da e, İslam'ın yorumu anlamına gelen kuvvetli bir e, zincirdir. Efendim e, sözü sanırım biraz uzattım. E, burada e, iktifa etmiş olayım. E, Bülent Bey e, bundan sonra söz sizde olsun. Diyeceklerim burada tamamlamış oldum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle şiir tadında bir konuşma oldu. Sürede aslında uzamadı. Gayet vaktimiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Yani biz bir Türkiye'deyiz. Olacak. Bizim için vakit var. Sizde saat herhalde 5-6 oldu. Altı falan olmuştur. Tam altı hocam. Evet. Evet. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii biz bu 2021 yılı içerisinde farklı etkinliklerle. Ee, birçok toplantıda yine bir araya geleceğiz sizinle. <laughs> hem Yunus, hem Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran e, çalıştayımız olacak. Hem 9. Türkoloji Kongremiz olacak yine. ve Bunun dışında da başka faaliyetler e, gerçekleştireceğiz. E, Şimdi tabii e, bulunduğunuz şehrin adı Türkistan olmuş ama herhalde orası bizim için yesidir. <laughs> e, orada e, Türk ve Kazak Ortak Üniversitesi'nin olması, bu etkinliklerin yapılıyor olması da işte bu ortaklığın, birlikteliğin, zihniyet birlikteliğinin sürmesi demektir. Bunun bir 100 sene, 200 sene sonraya taşınması anlamı taşıyor. Onun için biz hem Türkiye'den hem orada beraberce bu etkinlikleri yapmak, öğrenmek ve öğretmek zorundayız. İnşallah bu böyle devam eder. İnşallah hocam. Tabii ki biz de 9. Türkoloji Kongresi'ni Cengiz Hocam'la istişare edip Türk kültür ve medeniyetinin sürekliliği ana temasıyla düzenleyelim demiştik. İsabet oldu aslında. Hem Türkiye'de Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Ay Evran yılı ilan edilmesi. Hem bulunduğumuz tabii ki şehir hem Yesi hem Türkistan ikisi de bizim için çok önemli gerçekten. Bu bakımdan tabii ki bugün kurumlar aracılığıyla biz bu sürekliliği devam ettiriyoruz bir bakıma. Sadece edebiyat, sanat, tarih alanında değil modern kurumlarla da bu sürekliliği gelecek nesillere çalışmaya gayret ediyoruz. Ben bir değerlendirme için Cengiz Hocam'a uygunsa sözü bırakmak istiyorum. Bu arada sorular varsa yazışma kısmından yazabilir katılımcılarımız. Cengiz Hocam müsait misiniz? Evet, teşekkür ederim hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Tabi hocayı değerlendirmek benim e, haddime değil. Yani sadece e, birkaç kelam etmiş olabiliriz. Sağolsun şiir tadında konuştu. E, yani esasında o sürekliliğin e, bazılarının anladığı gibi maddi illa bir bağı olması gerekmiyor. Yani medrese geleneği ile medrese dışı gelenek e, farklı yollardan ilerliyor aslında. E, ve hocam da bunu çok güzel ifade etti. Yani e, bu illaki birinin görüp birinin ders alması gerekmiyor. E, yani Türklerin e, özellikle bozkır kültürünün bir İslam anlayışı var. O, o anlayış e, Yunus Emre'de de e, Ahmet Yesevi Hazretleri'nde de fark etmiyor. Yani illa bir bağlantıları olsun veya olmasın aynı e, kökten beslendikleri için aynı şeyleri söyledikleri için e, bugün e, bizim bu e, belki bin yıllık geleneğimizi de oluşturuyor. Biz de burada inşallah o bileğinin devamı belki 100 yıl sonra da belki bizim üniversitemizde bu manada bir katkıda bulunmuş olacak. Bu geleneğin devam etmesine, birlikteliğin devam etmesine. Hocama ben çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. E, şeyde zaten hocam şimdi dedi Türk dilinden bahsedemedik. O zaten e, panelde hocamın konusu Yunus Emre ve Türk dili olacağı için orada bahsedecek hocam yani onun için e, yani yine sizleri dinleyeceğiz inşallah en kısa vadede de bu salgın sona geldikten sonra sizleri burada ağırlamaktan. Belki Türkoloji Kongresi'nde Ekim ayında nasip olursa, sağlık şartları uygun olursa sizleri burada ağırlamaktan onur diyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bülent Hocam sorulara geçmeden ben hayat hocama bir teşekkür edebilir miyim? Başlangıçta vakit olmadı. Selam veremedim hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sizi ben yani görmüş olmaktan teşekkür ediyorum. Bey. Sağ olun, var olun. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Hamdolsun. Bugüne şükrediyoruz. İyi hocam. Çok çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Hocam sorular var mı diye baktım. Genelde teşekkürler var katılımcılarımızdan. Hocam ee, o şey kadar ya, güzel anlattı ki yani <laughs> soruya imkan bırakmadı. <laughs> e, Hayır Suat yani hep önce, güzel hani. anlatmaktan değil değilsiniz. Biz dostlarımız yani aslında bilinen şeyleri söylediğimiz için yani <laughs> e, bilinmeyen bir şey yok ortada. Bu sohbet olmuş oldu yani. Ama yani bilinenin de konuşulması bizim kültürümüz biraz sohbet ağırlıklı bir kültürdür malum. E, sohbetle e, o kültür genişlemiş ve yayılmıştır. E, sohbette anlatılan şey orijinal değildir. Yani akademik toplantı değil. E, bilinenin tekrar tekrar bilinmesi e, son derece önemli. E, hocam ben bir küçük bir sorum olsun <laughs> o zaman. Tabii buyurun. Siz tabii e, Yunus Emre Enstitüsü'nün de uzun süre e, başkanlığını yaptınız. Malum ilk açıldığı dönemde de e, Tabii dilciler genellikle, acaba başka bir isim olabilir miydi? İşte Kaşkarlı Mahmut vesaire. E, Tabii aslında konuşmanızın içerisinde bunlar var. Parça parça buna değindiniz. E, Tabii ki bu kurumumuz da bizim gerçekten gözüyle Türkiye'yi ülkemiz dışında e, en iyi temsil eden kurumlarımızdan birisi, en faal kurumlarımızdan birisi. E, yani bu çerçevede böyle bir soru sormak isterim. E, bu kurumun Türk kültür ve e, dilini e, dünyaya bir bakıma yaymak Amacıyla kurulmuş olan bu Güzide kurumumuz neden Yunus Emre adıyla kuruldu? Bunu sizden dinlemek isterim. Bildiğim kadarını söyleyeyim. Tabi ben bir dönem başkanlık yaptım orada, ikinci başkanıyım. O zaman da bu gibi konuşmalarda pek yaymak lafını kullanmak ister, istemezdim. Çünkü yaymak deyince umumiyetle daha böyle bir şey. Yani. ...emperyalist bir şey gibi geliyor insanlara. Misyon yani siyaseti gibi oluyor. <laughs> evet. Yaymak değil, paylaşmak. Tamam. Yani biz Anıtmak, e, paylaşmak. kendi dilimizi tanıtmak ve paylaşmak için... E, ...kültürümüzü, yani kültürler arasında alışverişi sağlamak. Bu kurumların temel amacı e, budur. Bunun için kurulmuştur. Neticede e, ürün satıyorsunuz, ayakkabı satıyorsunuz... ...tekstil satıyorsunuz, e, hatta bugünlerde İHA satıyorsunuz falan ama... ...burada temel şey sizin e, satışınızdaki sizin kültürel değerinizdir. Ee, o yıllarda böyle bir e, şey daha çok ilgilenildi tabii kültürel diplomasi denilen e, kavramla. Bir İtalyan ayakkabısının ortalama fiyatı. Yani İtalyanların ürettiği ayakkabının ortalama fiyatı işte 150-200 euro kadar. Yani 500 euro'ya da alabilirsiniz ama işte 80-100 euroya da 150-200 euro diye en kötüsü 80-100 euro. Niye? İtalyan ayakkabısı. Bir Türk ayakkabısının, çok iyiyiz ayakkabı sektöründe, ortalama fiyatı da 15-20 Euro'lar kadar. Uçurum var arada. Nedir bu aradaki fark? Aradaki fark kültürel diplomasiyle oluşan fark. Yani algı farkı, tasarım farkı. Biz diyoruz ya İtalyan ayakkabısı. Bir Türk zengini az çok parası çoksa şöyle ayak ayak üstüne atıp işte ayakkabısını göstermeyi sever ayakkabısı İtalyan ayakkabısıysa o o İtalyan giyiyorsun mirim azizim falan. O onun için bir itibar ve ihtihar vesilesi olur. Yıllar önce e, bir ay kadar İran'a gitmiştim. Farsça mı geliştireyim diye. Orada bir dükkanda görmüştüm. E, hani biz hep görüyoruz Designed in Italy, designed in ne bileyim France gibi. Orada da ayakkabıcıydı. Designed in Turkey yazıyordu. <laughs> o çok enteresan. E, tabii İran e, kendi şeyimiz. Oraya gidebilmişiz. Yani herhangi bir ürünün piyasa değeri sizin kültürel algınızla çarpılarak oluşuyor. Yani bir şey değerimiz var. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Yani ben yurt dışında herhangi bir ülkede herhangi bir ürünü a bu Türk ürünü. Bu çok güzel. Bunu almam lazım. Ya bunu alırsam işte mesela diyelim ben 18 10 bir Türk ürünü giydim, ayakkabı, spor ayakkabısı neyse işte kızlara hava atarım ya olanlara hava atarım daha bir işte kendi grubumda havam olur falan vav wow, nereden aldın sen bunu falan derler diye alıyorsam bu önemli bir şeydir. Şimdi son yıllarda mesela dizilerle oluşan bir şey var değil mi? Tabii bu diriliştir falan et, amaç o muydu bilmiyorum ama dışarıda da böyle bir etki oldu. Türk dizileri şimdi Oradaki bir nesneyi, objeyi e, giyiyor bir adam, bundan mutluluk, hava atıyorsa çevresine, bu bir kültürel etkidir. O zaman sizin ürettiğiniz başka bir ürünün de e, kültürel etkisi olur. Son yıllarda Türkiye ciddi anlamda uluslararasılaşma atağı yaşıyor. Mesela e, üniversitelerimizde eskiden e, yabancı öğrenci çok seyrek olurdu. E, rahmetli Turgut Özal zamanında ondan önce vardı da azdı yani çok derece azdı. İlk defa biliyorsunuz e, bilhassa Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden 10 bin kadar öğrenci gelmişti. Türkiye'nin o gün şartları çok da iyi değildi. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı e, kültürel şoklara maruz kaldılar tabii Türkiye'de. Bazıları beğendi, bazıları şey oldu ama gitgide biz e, ülkedeki şartları iyileştirdik. Şimdi Türkiye üniversitelerinde şu anda e, yanlış hatırlamıyorsam e, 200 bine yakın yabancı öğrenci var. Bunlar sadece Orta Asya'dan, yani Türk dilli ülkelerden gelmiyor. Arap ülkelerinden geliyor, Afrika ülkelerinden geliyor. Yine kendi internet, elbette Amerika'dan gelmiyor. Ama mesela Latin Amerika ülkelerinden geliyorlar. Bu ne demek? Türkiye'deki üniversiteler dünya gençliği için çok pahalı ve üst sınıf batı üniversitelerinin bir alternatif oluşturuyor daha uygun fiyatlı ama uluslararası kalitesi de bilhassa bazı alanlarda son derece yüksek bir diploma verebiliyor. Bu bir algıdır. Bunları iyileştirebilmek işte bu gibi kültürel diplomasi kurumlarıyla oluyor. Yani Hoca Ahmet Yesevi de belki bunlardan bir tanesi. Siz birey olarak orada bunlardan bir tanesiniz. Yani sizin kıyafetiniz, konuşmanız, yürüyüşünüz. Şimdi Kazak halkının Türkler hakkında yani Türkiye Türkler hakkında intibası işte oradaki sizler öğrencilerimiz, işçilerimiz üzerinden oluyor. O işçi düzgün, ahlaklı, çalışkan davranırsa o bütün Türkleri öyle kabul edecek. Ama bir ahlaksızlık, bir yanlış hareket, yola tükürme, kavga etme, ne bileyim yani herhangi bir kötü huy o bütün Türkler için yeşerli olacak. Türkler böyle denilecek. Ee, ve kurumlar, okullar, efendime söyleyeyim ee, oraya sattığımız ürünler, bunların kalitesi hepsi bütünde bir algı oluşturuyor. Ve gittiğiniz yer sizin kültürünüze bakıyor. Yani şunu soruyor, sizde kim var, ne var? Felsefede, matematikte, bilimde ne yaptınız bugüne kadar? Sizin musikiniz nedir? Müzikte hangi alandasınız? edebiyatta neredesiniz? Yani birçok insan kızar işte Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Çeşitli sebeplerle Orhan Pamuk'u eleştirebilirsiniz. Eleştiririz ben de eleştiririm. Ama Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü alması Türkçe açısından önemli bir şeydir. Çünkü o bütün bakışlar Türk Edebiyatı'na dönmesine yol açıyor. Tamam Orhan Pamuk varsa bir başkası daha olması lazım. Yani bir ülkede bir şeyde bir çiçek tek başına çıkmaz. Başka hiç örnekler olması lazım onun değil mi? Papatya bir tane papatya olmaz yani. Yüzlerce papatya olur gibi. Başka kimler var? İşte bu TEDA projesi Türkçe eserlerin diğer diller çevrilmesine Kültür Bakanlığı'nın destek vermesi ve başka birçok şeyler o ilgiyi artırdığı başka yazarlarımızın da olduğu görüldü. Tam Pınar'dan Refik Halit'e kadar birçok yazar başka dillere çevrildi. Daha da çevrilecek. Ama birkaç önemli yazarımız daha çıksa, Birkaç önemli e, film daha ödül alsa, e, dünyayı etkilese, e, önemli bilim insanlarımız daha böyle Nobel'den e, ödüller kazansa, e, efendime söyleyeyim işte e, bu üniversiteden çok iyi öğrenciler e, daha çok mezun olsa, bu e, Türkiye'nin e, kültürel bilinirliğini, dünya üzerindeki etkisini destekleyen bir e, yapı olacaktır. Şimdi bulunduğunuz ülke itibariyle bu bir dayanışma. Şey yapıyor. Yani Türkiye'nin güçlü olması son Azerbaycan olayında gördük. Azerbaycan'ın da güçlü olması demek. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın güçlü olması demek, Kazakistan'ın da güçlü olması demek. Adam diyecek ya bunun arkadaşları var, hemşehrileri var, kuzenleri var. İşte Türkiye ve Azerbaycan var diyecek. Kimse Kazakistan'a yahut Kırgızistan'a yahut başka bir Türk şeyine yan gözle bakamayacak. Bu etki güçleniyor. Niçin için işte Türkiye Sudan'a yardım yapıyor, Somali'ye yardım yapıyor. Oralarda da bir gücünüz, etkiniz oluyor bu. Dediğim gibi toplumun her bireyinden yani şu anda dışarı çıkmaya da gerek yok. İşte Zoom'la, internetle, WhatsApp'la dünyanın her yerine ulaşıyorsunuz. Oradaki varlığımız güçlü, doğru, ahlaklı. En önemli şey ahlak bence. Evrensel anlamda ahlak. Evrensel anlamda ahlaklı, çalışkan, üretken bir toplum olduğunuzda dünya üzerindeki etkiniz ona göre artacak. Yunus Emre'nin enstitü olarak yapması gereken şey bu. Bizim bu yönümüzü göstermek. Biz onun için Yunus Emre ensü demiş. Niçin Yunus bir defa Türkçenin Anadolu Türkçesinin ilk geliştirenlerden bir tanesi. Bunu çok güçlü geliştirmiş. Bir de dünyaya verdiği mesaj ahlakilik. İşte bu erdemli insan. Bunu anlatıyor. Başka bir şey yok, başka bir derdi yok bir paşaya, bir padişaha, bir sultana yaranmak gibi bir endişesi olmamış. O erdemli insan anlatmış, bu aşkı anlatmış. Bunun da dünyanın her yerindeki insana herhalde iyi, güzel, hoş gelecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii bu isimler oluşurken bizim çoğu Türkolog arkadaşımız bilir. Mustafa İsen Hoca, profesör doktor. O yıllarda Cumhurbaşkanı özel kalemiydi. Onun ve başka hocalarımızın elbette etkisi olmuş olmalı onlar sayesinde. Tabi devleti yönetenler de o günkü bu kuruma kurumu kuranlar da elbette bir kültür şeyleri var. Bu ismi uygun görmüşler. Nasıl Almanlar Göte Enstitüsü dedi biz Yunus Emre dedik. Kaşgarlı Mahmut olur muydu? Kaşgarlı Mahmut biraz daha bana şey gelir. Tırnak içinde söylüyorum Türkçü gelir. Şimdi Türkçülüğü, Türklüğü çok önemsemiş bir adamla gidip İngilizlere şey yapamazsınız yani. Mevlana olurdu ama Mevlana da çok Mevlana Türkçe yazmadığı için olmadı. Kaşgarlı Mahmut çok Türk olduğu için <laughs> yani bu Türk'ü tabii Kazakları da dahil ederek kullanıyorum. Çok Türk olduğu için olmadı. Yunus Türkçe yazdı ama bir fazla yerel yani milliyetçi diyeceğimiz o şeyi kullanmadı. Onun için bütün insanlara Yunus Emre'yi anlatabilirsiniz. Hacı Bektaş Veli'yi anlatabilirsiniz. Ee, bu böyle bir şey yani. Hocam, teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi bir soru var ama bu soru biraz çok geniş kapsamlı bir <laughs> soru olacak sanırım. Evet. Geniş soruya kısa cevap verebilir hocalar. O zaman hocam soruyorum. <laughs> Tam bu noktada bir soru sormak istiyorum diyor Burak Koç. Yunus Emre'yi ve Mevlana'yı özellikle bir dönem için hümanist görmek mümkün müdür? Ya Bunlar, bu hümanizm şeyi bugün için yani modern bir kavram olarak yaklaşılırsa böyle bir şey yok. Yani insani olan yani hümanizmi insanilik olarak anlıyorsak her ikisi de elbette en geniş anlamda insanidir. İnsanı yücelten, insanı yani Yunus'a bakarsan her insan Allah'ın bir parçası. Yani vahdeli vücut böyle değil mi? İnsani değerlere son derece önem vermiş, insanı yüceltmiş iki önemli isim. Ama batılı anlamda hümanist, hümaniter bir şey yok, o bizim kültürümüzde yok, o başka bir şey yani. Her kültüre kendi kavramlarıyla yaklaşmak lazım. Ee, hümanizm batı kültürünün bir kavramıdır ona o kavramla yaklaşalım bizim e, kültürümüze de kendi kavramlarımızla yaklaşalım orada bütün insanları yani dünyanın her yerindeki e, her insanı etkileyecek ona sıcak gelecek ona doğru gelecek yaklaşım var bizim kültürümüzde e, her mutasavvufta her e, kelam ehlinde bu vardır bunu kullanabiliriz ama kendi kavramlarımızla Teşekkür ediyorum hocam. E, Cengiz hocam müsaade ederseniz e, hocama teşekkür belgesini takdim etmek isterim. E, Hayat hocam bir de belgemizle teşekkür ederim. E, çok güzel bir konuşmaydı. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ee, Sanal ortamda kendimizi biz de geliştirmeye çalışıyoruz hocam her toplantıda. <laughs> Eyvallah. Sanal da olsa veriyoruz dedi ama bunun aslını isterim ben Cengiz hocam. Hocam. <laughs> Ben onu size göndeririz hocam. Program kaydını ve teşekkür belgesini önce WhatsApp'tan inşallah daha sonra da belgeyi hocam artık e, takdim edeceğiz. Ben kendim getiririm ediyorum. hocam. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Şereftir bizim için. E, hocam e, güzel konuşma için öncelikle Profesör Doktor Hayati Develi hocamıza, e, rektörümüz Profesör Doktor Cengiz Tamer hocamıza, bütün e, meslektaşlarıma, katılımcılarımıza, dinleyicilere e, çok teşekkür ediyorum. Yesevi Diyarı Türkistan'dan saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Türkiye'deki dostlarımıza iyi günler diliyorum. İyi evet, ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Veda edeyim. izninizle. Almata'da birkaç dönem hocalık yaptım. Türkistan'a da birkaç defa gelmiştim. Astana'ya da yani bugün Nur Sultan oldu değil mi adı? Ona evet. Bu, da birkaç defa gitmek nasip oldu. Kazak dostlarımıza, öğrencilerimize, idari personelimize çok selam ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlık diliyorum. Evet, sağlıklı günlerde yüze görüşmeyi de temenni ediyorum. İnşallah <laughs> görüşmek üzere.